Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum. Hürmetli televizyon görüşler. İstiklal günlük haberlerimizi görüşenlerine kızgın karşılayalımız. Ben Abdullah Yılgın. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünyada bulunan gün tertibindeki haberlerini huzurunuza sunuşturuşumuz. Kıynam sadıklanlar ekranımızı bulsun. Şi Jinping'in Xitay armiyasını uruşqa merkezleştirişke çağırışı dikkat kozgıdı. Şi Jinping Xitay armiyasını herbi meşiq ve uruşqa tayarlı kılışını umumiyüzlük küçeytip, Pütkül armiyini uruşqa merkezleştirişini təkidleşi xalqara akbarat vasıtlarının dikkatini kozgıdı. Xitay Merkezi Televiziya Stansiyasının haberde bildirilişçe, Şi Jinping 8 noyabr Xitay Kompartiyası Merkezi Herbi İşler Komitetinin muavin reisi Jiang Yuxia qatarlıq Merkezi Herbi İşler Komitetinin başka emeldarları bilen Herbi İşler Komiteti Birleşme Uruş Komandanlık Merkezini tekşürgen. Şi Jinping bu jarayanda herbi meşiq ve uruş tayarlıqını umumyüzlük küçeytiş iradesini namayan kılışını tekitlegen. Şi Jinping sözü diyene növetti xalqara cemiyetinin bir əsirde körülüp bakmağın zor özgürüşlerini baştın keçirvatqallıqını, Xitayning bexaterlik vaziyeti texımı turaqsız ve iniqsiz haleti turvatqallıqını, növetti herbi küreş vaziyetisinin intayin müşkül ikkallıqını, bütün armiyenin uruş gücüden ibaret birden bir asasi ölçemde çıngdırışı gerektikini, barlıq gücünü ve barlıq hizmetlerini uruşqa merkezleştirişi gerektikini tekitlegen. Xitay 10 ay içinde 170 milyon tonlu baylıqını Xitayğa tuşuğan. Xitay rejimi yakınkı yıllardan beri Şarkı Türkistan halkıya qaratqan irqi qırğınçılıq cinayetini küçeytiş bilen birge, Şarkı Türkistan'nın tabii baylıqını bulantalan kılıp Xitayğa tuş salmıqını küçeytken. Tanrıtaq Toru'nun 8 noyabrdaki haberde bildirilişçe, Xitay Tümür Yolu Ürümçi İdarisi Goruhi Çeklik Şirketi Yük Transport Bölümünün aşkarlışça, Xitayning kömür, rodu qatarlıqlarga bolgan ihtiyacı tez aşkan bolup, Xitay Şarkı Türkistan'daki tümür yolu bolgan ul əsliha qurulışını zoraytıp, transport küçünü küçeytip, Şarkı Türkistan'nın baylıqını bulantalan kılıp, Xitayga tuş miqdarını aşırgan. Xitay haberlerde aşkarlışça, kömür Şarkı Türkistan'nın tümür yol yük transportu da asaslıq tuşulduğan məhsulat bolup, Ürümçi Şimali Vokzalı'dan Xitayning Jiangjun miyavgıcı bolgan tümür yol Xitayga kömür tuşuyduğan asaslıq liniya ekken. Bu yıl Xitay tümür yol tarmakları Şarkı Türkistan'ın kömür baylıqını bulantalan kılış üçün, Ürümçi Jiangjun Miao tümür yolunun iktidarını kengaytip, özgertiş kuruluşunu tizletken. Takliniyalik tümür yolunu koşliniyalik kılıp özgertip, tuş miktarını zor derecede östürgen. Ürümçi Jiangjun Miao tümür yoludaki poyizlarının cüp katına sahnını köpeytip, her günü Xitay'a barıdığan kilidigan cüp poyiz sahni 70 cüpten 80 cüpke yetken. Yıkından beri Xitay virusi xalqara cemiyetinin Xitay'a qaratkan sodi embargosi, Xitay ölkelerde arka-arkadan yüzbergen apetler, Xitay'daki tok yetişmesli qatarlıq amillar sebeplik Xitay iqtisadede çekiniş bolgan. Xitay'nın kısmen şirketleri veyran bolgan. Xitay bu boşluklarını tolduruş planı dairesinde Şarkı Türkistan'ın kümür ve rodu baylıqlarını bulantalan kılışını texamu küçe etmekte. Angliya padişahının anı mektibi Xitay'ı kengeyiş planını əmeldən kaldırışı çağırıldı. Xalqara keçürüm təşkilatı Angliya xan cəmiyyəti əzalarının, xüsusən Charles III'nin anı mektibini Xitay'daki kengeyiş planını bekar kılışı çağırdı. Amerika Avazı'nın 8 noyabrdaki haberde bildirilmişçe, Angliya xan cəmiyyətinin köplügən əzaları cümlədən növbətdəki Angliya padişahı Charles III'nin anı məktəbi bolğan Gordon Stone məktəbi bundan ilgiri Xitayda məktəb açış planlanğan. Xalqara keçürüm təşkilatı Xitaydakı kişilik hüquq vəziyyəti səbəblik məktəbni bu plandan vaz keçişke çağırğan. Xəbərdə qeyd qılınışça Şotlandiyadakı Gordon Stone məktəbi 2019-cı ilə Xitayda məktəb açdığanlığını elan qılğan bolub, bu il rəsmi işqə kirishdirildiğanlığı mülkərlənğan. Mektebden körüstüşçe Xitay'daki şöbü mektebide Xitay'nın derslikleri ötüldüken. Şundaklı okuqucularının mecaz xulqını yitildirdiğen okutuş metodu kollundiken. Xalqara keçürüm təşkilatı Şotlandiya şöbüsünün başlıqı Naomi McAuliffe, her bir okuqucunun yıllık okuş pulu təxminen 35 bin dolar bulan bu mektebden sodu haqqıda karar çıkarganda, kişilik hukuk amelini mi oylişi gerektiğini təkidligen. O vaqt kezdeki kılgan sözü de Xitay'daki kişilik hukuk vaziyeti intayın iğir hem de teximi iğirlaşmaqda. Gordon Stone mektebi mektep etrafı da 101 vatkan kişilik hukuk depsendikilikini körmez ki salmaslıqı kerek diyen. Xalqara Uyğur Münbiri yığını bir yusulda başlandı.
Xalqaro Sharq Turkiston Tashkilotlar Birligi Dunyo Uyg'ur Qurultiyi va Hasana Tashkilotining birlikda o'rinlashtirishida 2 kun davomlashadigan Xalqaro Uyg'ur munbiri yig'ini 9 noyabr Belgiya poytaxti Bryusselda rasmiy boshlandi. Xalqaroliq uchchong tashkilotning hamkorligi va boshqa bir turkum qirindosh tashkilotlarning qo'llashi bilan tashkillangan Xalqaro Uyg'ur munbiri 9 noyabr Belgiya poytaxti Bryusseldagi Yevropa parlamenti binosida rasmiy boshlandi. Yig'inga bir qism Yevropa parlamenti a'zolari, dunyoning har qaysi joylaridan kelgan tashkilot vakillari, akademiklar, mutaxassislar, jurnalistlar va ta'sir kuchga ega shaxslardan bo'lib 200 dan ortiq mehmon qatnashdi. Munbarning ochilish yig'inida oldi bilan Dunyo Uyg'ur qurultoyi raisi Dulqin Aysa va Milliy ko'rish tashkilotining raisi shundaqla Hasana tashkilotining mutavalli hay'ati raisi Kamal Ergun so'z qilib, Sharq Turkistonning navbatdagi jiddiy vaziyati bu qitimliq yig'inning ahamiyati va xalqaroning o'tashga tegishlik mas'uliyati haqida to'xtalib o'tdi. Orqadan mazkur yig'inga ma'lum sabablar tufaylidan qatnasha olmagan Xalqaro Sharq Turkiston Tashkilotlar Birligining raisi Hidoyatulla O'g'izxonning videoliq nutqi qo'yildi. Hidoyatulla O'g'izxon nutqida Sharq Turkiston masalasining faqat bir davlat yoki xalqning masalasi emas, balki xalqaroning o'rtaq masalasi ekanligini Sharq Turkiston mustaqilligining Xitoydan iborat bu tahdidni yo'qotishning birdan-bir chorasi ekanligini ta'kidladi. Arqadan lager shohidlaridan Sayragul Savutbay, Gulbahor Xativoji, Qalbinur Sidiq, Gulbahor Jelil va Umar Bekali ayrim-ayrim so'z qilib, Sharq Turkistondagi ichinishlik vaziyatni o'z kechirmishlari orqali qisqacha bayon qilib o'tdi va xalqaro jamiyatni jiddiy harakatga o'tishga chaqirdi. Xalqaro Uyg'ur munbiri 9-10 noyabr 2 kun davomlashadigan bo'lib, Xitoyning Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchilik jinoyatiga qarshi shakllangan ijtimoiy va siyosiy kuchni texnomi birlikka kelgan amaliy kuchga aylantirish asosiy nishon qilingan. Navbatda mazkur yig'in turli temalar bo'yicha davomlashmoqda. Bir qism Xitoy aqollari Sharq Turkistondan ketishga boshlagan. Xitoyning Sharq Turkiston xalqini atalmish yuqumni nolga tushirish bahonasi bilan qattiq kontrol qilish qilmishlari Xitoy rejimining har xil e'tibor siyosatlari orqali Sharq Turkistonga yerlashtirgan Xitoy aqollarigimi ta'sir ko'rsatgan bo'lib, bir turkum Xitoy aqollari Sharq Turkiston bilan Xitoy o'tirsidagi muhim chegara ig'izi bo'lgan Shingshing shahri yupurilib kelgan. 8 noyabr ijtimoiy uchur vositalari tarqalgan ikki parchasida oshkorlanishicha Xitoyning atalmish yuqumni nolga tushirish bahonasi bilan Sharq Turkistonda ijro qilinayotgan ishni teshidan taqab oilaga qamab och qo'yish, davolamay qiynash qilmishi Sharq Turkistonga yerlashgan Xitoy aqollariga ta'sir qilgan bo'lib, ular Sharq Turkistondan chiqib ketishga oldirgan. Sinni tarqatgan Xitoyning aytishicha Shingshingsha chegarasidan Xitoyga ketish uchun kelgan Xitoy mashinalarining soni odatdan tashqari ko'paygan bo'lib, chegara ig'iziga yig'ilgan mashinalar 3000 ga yetadi ekan. Ma'lum bo'lishicha, atalmish Uyg'ur Avtonom rayonlik partiya komitetining sekretari Ma Shingroy 3 noyabr Qumul shahriga berib, Shingshingsha JX tekshirish punkti, Baishanchuan chegara tekshirish punkti qatorliq Xitoydan Sharq Turkistonga kirib chiqadigan muhim ig'izlarni tekshirgan va bu jarayonda yuqumning Sharq Turkistondan Xitoyga kengayib ketishining oldini olish kerakligini ta'kidlagan bo'lib, Ma Shingroyning Shingshingshadagi tekshirish punktlarini tekshirishdagi asli maqsadining Sharq Turkistondan chiqib ketishga tamshalgan Xitoy aqollarini to'sib qilish bo'lishi mumkinligi bildirilmoqda. Kuzatuvchilar Xitoyning navbatdagi Sharq Turkiston xalqini oilasi hamda atalmish kuzatish markazlariga qamal qilish qilmishining oqqon Xitoylarga ta'sir qilganligini, nurg'un sohada e'tibor qilish siyosatlaridan bahramand bo'layotgan Xitoylarning bu xil qattiq kontrolga chidamaganligini, bu ahvollar Sharq Turkistonning navbatdagi vaziyatining qattiq og'ir ekanligining namoyandasi ekanligini bildirishmoqda. Germaniya Xitoyning Elmos o'zak shirkatini o'tkazib olishiga qarshi turdi. Germaniya iqtisod ministri Habek Xitoy mablag' solg'uvchilarining Germaniya o'zak shirkati Elmosni sotib olishiga qarshi turdi. Fransiya xalqaro radiosining bugungi xabarida bildirilishicha, Germaniya iqtisod ministrligining ichki qismidagi xodimlarining oshkorlashicha, Xitoy mablag' solg'uvchilarining Germaniya o'zak shirkati Elmosni o'tkazib olishi Germaniyadagi ommaviy tartib va bexatarlikka tahdid ekan. Buning uchun iqtisod ministrligi hukumatga bu savdoni cheklashni o'tirg'i qo'ygan bo'lib, Germaniya hukumatining bu haqdagi suhbati davom qilmoqda ekan. Elmos shirkati asosliqi avtomobilga ishlatiladigan yerim o'tkazgichni taraqqiy qildirib ishlab chiqardi ekan va sotadi ekan.
Germaniya iqtisod ministrligining sonliq ma'lumotiga asoslanganda, navbatdagi 44 davlatning mablag' selish iltimosini tasdiqlash rasmiyati ishlanmoqda bo'lib, buning ichidagi 17 tur Xitoyni, 7 tur Amerikani, 6 tur Angliyani o'z ichiga oldi ekan. Elmos dushanba kechasida Germaniya hukumatining chorshanba kundagi kabinet yig'inda o'zak ishlab chiqarish shirkatini sotish savdosini cheklashi mumkinligini e'lon qilgan. Germaniya boshqaruvchi jurnalining bildirishicha, Xabek Hamburg portini Xitoyga sotishni cheklashda mag'lub bo'lgandan keyin Elmos shirkatining o'zak ishlab chiqarish huquqini Xitoyga sotishni cheklashga tirishgan. Ma'lum bo'lishicha, Elmos shirkati ishlab chiqargan o'zaklarning 90% mashina sanoatiga ishlatildi ekan. Bu shirkat 2-chi darajalik o'zak shirkatlariga tabe bo'lib, Myunxendagi dunyo bo'yicha eng cho'ng mashina o'ziga ishlab chiqaruvchi Infinondan ko'rinarli kichik ekan. Amerika'da cumhuriyetçiler bilen demokratçilerin rekabeti keskin bulmakta. Amerika'da ötküzülgen otur mezgillik saylamda demokratçiler avam palatasada 47 orunni, cumhuriyetçiler 82 orunni kolgu keltirdi. Türkiye Avazı Radyosu haberde bildirilişçe Amerika'da kengash palatasının 3'ten biri bolgan 35 orun bilen avam palatasadaki 435 orunnin hemmesini kolgu keltiriş üçün ötküzülgen otur mezgillik saylamda taşlanan avazlarını sanaş işleri devam kılmakta. Birleşme agentliğinin bir resmi neticelerine asaslanğanda, avam palatası rekabetide cumhuriyetçiler 82 orunlu kolgu keltirgen. Demokratçiler bolsa 47 orunlu ige bolgan. Cumhuriyetçiler, demokratçiler üstünlükte turvatkan avam palatasının kontrollüğünü kolgu keltiriş üçün yeni 9 orunlu ige buluşu gerek. Amerika'da 2 yılda bir katım avam palatası ve 100 kişilik kengash palatasıdaki 35 orun üçün saylam ötküzülüdü. Kengash palatasida qaysi partiyaning ustunlikka erishishini bulupmi Pensilvaniya bilan Georgia shtati belgilaydi. Hozirgi ahvolda Kengash palatasida 50 jumhuriyatchi, 50 demokrat bor. 51 o'ringa erishgan partiya parlamentning yuqori qanotiga ega bo'ladi. Birlashma agentligi e'lon qilgan natijalarga qaraganda jumhuriyatchilar Ohio va Shimoliy Karolina shtatlarida g'alaba qilgan. Hozircha jumhuriyatchilar 17 o'ringa, demokratchilar 10 o'rinni qo'lga keltirgan. Hazır cumhuriyetçiler bilen demokratçılar 46'dan orunlu kolgu keltirgen. Azerbaycan'da Qarabağ zaferinin 2 yıllığı tebriklenmekte. Azerbaycan'ın paytaxtı Baku'da Qarabağ zaferinin 2 yıllığını tebrikleş faaliyetleri ötküzülmekte. Türkiye Avası Radyosu haberde bildirilişe paytaxt Baku'nun okşumağın rayonlardaki zafer gününü tebrikleş faaliyetlerine Harbiy to'liq o'rta maktab o'quvchilari va Qarabog' urushi g'azilari qatnashmoqda. Azerbayjon armiyasi buningdan 2 yil ilgari bugungi kunda Qarabog'ning simvollik shahri bo'lgan Shushani ishg'oldan ozod qildi. 2020 yil 27 sentabr boshlangan ozodlik harakati uda 44 kun davomlashdi va bu jarayonda 300 dan ortiq o'ltiroq rayoni ishg'oldan ozod qilindi. Azerbaycan armiyasining Shusha shahriga kirishi Armeniya armiyasining mag'lub bo'lishiga sabab bo'ldi. Shuning bilan Armeniya 2020 yil 10 noyabr kuni mag'lubiyatini qabul qilib, Ag'dam, Kalbajar va Lachin viloyatlaridagi qismlarini chekindirishga va'da berib, bayonnomaga imzo qo'ydi. Azerbaycan prezidenti İlham Aliyev urush oxirlashgan 10 noyabr Mustafa Kemal Atatürk vafat bo'lgan kun bo'lganligi uchun Shusha shahri ozod qilingan 8 noyabrni zafer kuni e'lon qildi. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, shuna qilib bugungi xabarlarimiz mush yerda oxirlashdi. Inshaalloh ertangi xabarimizni ko'rishguncha sizlarni janobi Alloh topshiramiz. Shuna qilib program oxirida ekran orqasidagi barcha xizmatdoshlarimga ko'p rahmat aytaman. Assalomu alaykum va rahmatulloh.